Herkese merhabalar. Bugün size amatör telsizcilik sınavına nasıl daha kolay hazırlanabilirsiniz onu kendimce anlatmaya çalışacağım. Benim uyguladığım taktik benim çok hoşuma gitti ve çok pratik. Ondan dolayı sizlerde de yararlanın istedim. Öncelikle Play Store'dan amatör telsiz yazın. Şu amatör telsizcilik sınavı yazan uygulamayı bunu yükleyin. Yükledikten sonra açalım Soru çalışma kısmına gelelim. Bu üstteki AB işletme, AB teknik, AB ulusal ve uluslararası düz yazan daha doğrusu ben e, A sınıfı bir belge almak istediğim için bu üçüne çalıştım. Siz hangisine uygun görürseniz ona çalışabilirsiniz. Şimdi benim uyguladığım taktikle Kısa zamanda e, çok sayıda soruyu e, öğrenebilirsiniz. Aklınızda kalabilir. Benim taktiğim e, şu şekilde başlayalım. <laughs> e, birden 10'a kadar veya birden 5'e kadar soruları e, ezberleyin, geriye dönün. Bir soru ileri ve bir soru geri gidecek şekilde. Bütün soruları aynı anda çözmeye çalışmayın. Örneğin bu sorumuz ne ne demek istemiş bakalım. Ne anlama gelmektedir? Elektronik Haberleşme Komitesi. Tıkladım. Doğru. Sonraki dedim. Haret belgesi Türkiye'de hangi sınıf operatör, operatör tesiscilik belgesine karşılık gelmektedir? A sınıfı belgeye. Sonraki dedim. Açılımı nedir? Uluslararası Amatör Tesisciler Birliği. Tıkladım. Bakın doğru bir şekilde devam ediyorum. Şimdi burada daha fazla ileriye gitmeyin ilk başlarda. Bir öncekine gelin. Tekrar geriye. Hareç belgesi Türkiye'deki hangi sınıf operatör tesiscilik belgesine karşılık gelir? A sınıfı. Tekrar öncekine gelin. Anlamı nedir? Elektronik Haberleşme Komitesi. Bu şekilde önceki ve sonraki diyerek 10 soru belirleyin. Bu 10 soruyu yaklaşık bir iki saat, bir saatte aklınızda kalır. Belki de daha az sürer. Bu şekilde her gün kendinize 10, ertesi gün 20, daha sonraki günlerde bir günde 30 ezberleyecek şekilde ayarlayın. Bu şekilde çok akılda kalıcı olur. Ben yaklaşık bir hafta gibi bir sürede neredeyse soruların %90'lık bir kısmını ezberledim diyebilirim. Şimdi sınav kısmında kendimizi sınayalım tıklıyoruz. Bakın aynı şekilde karşımıza geldi. Elektronik haberleşme komitesi. Tamam. Sonraki soru A sınıfı belgeye karşılık gelmektedir. Daha sonraki Uluslararası Amatör Tesisciler Birliği. Daha sonraki 61'e 1. Daha sonraki Daha sonraki Daha sonraki Daha sonraki Şimdi gördüğünüz gibi 10. soruya kadar hiç takılmadan geldim. Ben bu şekilde bu şekilde yaparak çok kolay bir ezberleme metodu buldum kendime. Siz de bunu uygulayabilirsiniz. Çok pratik ve uygun bir yol diyebilirim sizin için. Buradan da Morse alfabesi ulusal fonotik alfabe uluslararası fonotik alfabeyi öğrenebilirsiniz. Bunlar mutlaka işimize yarayacak şeyler. Çünkü sorular hep bunların içinden çıkmakta. Zaten tesis operatörü yani amatör tesisci olmamız olmak için kesinlikle bunları bilmek gerekiyor. Bunlar her gün içinde olan şeyler. İnşallah ben de bu sınavda A sınıfı belgeyi alacağım. Herkese başarılar.